Merhaba sevgili çocuklar. Hayat bilgisi dersinde birlikteyiz. Konumuz arkadaşlarımdan etkilenirim. Okulda, parkta, oturduğumuz sitede ya da apartmanda birçok arkadaşımız var. Arkadaşlarımız hayatımızda önemli bir yere sahipler. Özel günlerimizde, oyun oynamak istediğimizde arkadaşlarımızın yanımızda olmasını isteriz. Arkadaşlarımızla keyifli zamanlar geçirir, eğleniriz. Arkadaşlarımızın davranışları bizi olumlu ve olumsuz yönde etkiler. Davranışlarıyla bizi mutlu eden arkadaşlarımız olduğu gibi üzen arkadaşlarımız da olabilir. Arkadaşlarımızın nezaket kurallarına uyması önemlidir diyeyim sevgili çocuklar. Alttaki resimde de görüldüğü üzere iki çocuk birbirleriyle ne yapıyorlar, konuşuyorlar. Düşen çocuğa diğer arkadaşı özür dilerim, beni affedebilecek misin diyor. Kazayla düşmesine neden olduğunuzda bir arkadaşınızdan özür dileyip affetmesini istemek arkadaşlık ilişkilerinizin bozulmasını engeller. Nezaket kurallarının uygulanması önemlidir çocuklar. Verdiği sözü tutması da çok önemlidir. İnsanlar verdiği sözü tutmalıdır. Verdiği sözü tutmayan insanlar karşısındakine güvensizlik hissi verir. Bu da daha derin dostlukların kurulmasını engeller. Aldığı görevi zamanında yerine getirmesi arkadaşınızın sorumluluk sahibi olduğunu gösterir. Grup çalışmalarında da bu çok önemlidir. Bilirsiniz, siz ödevinizi yaptığınızda onun ödevinin de görevinin de yerine getirilmesi, zamanında yerine getirilmesi sizi etkileyecektir. Oyunlarda kurallara uyması, kazananı tebrik etmesi ne kadar da önemlidir. Her zaman aynı kişi kazanmaz sevgili çocuklar. Zaman zaman biz, bazı zamanlar farklı arkadaşlarımız kazanır. Ama en önemlisi hep birlikte yapmamız gereken oyunu kurallarına göre uymak ve oynamaktır. Kazananı tebrik etmek çok önemlidir ve nezaket saygı kurallarındandır. Yardıma ihtiyacımız olduğunda bize yardımcı olmasını isteriz arkadaşımızdan. Onu yanımızda görmek bize güven hissi verir. İlişkilerimiz daha olumlu, daha sağlıklı olur. Hoşgörülü olmak da çok önemli sevgili çocuklar. İnsanlar hatasız değiller. Zaman zaman ufak da olsa, istemeden de olsa hatalarımız olur. Bu hatalara karşı hoşgörülü davranmak, arkadaşlık ilişkilerimizi güçlü tutar. Dürüst ve güvenilir olması bizi mutlu eden olumlu davranışlardır. Bu davranışlar arkadaşlarımıza olan güvenimizi ve saygımızı artırır. İyi bir arkadaş edinmek aynı zamanda birçok iyi alışkanlık edinmemizi de sağlar. Arkadaşlık, dürüstlük, yardımseverlik, çalışkanlık gibi olumlu davranışlar üzerinde kurulmalıdır. Arkadaş seçerken karşımızdaki kişide olumlu davranışları aramalıyız. Arkadaşlarımızın bize ait olan eşyaları izin almadan kullanması bizi mutsuz eder ve istenmeyen bir davranış olur. Arkadaşımızın yaptığı bu davranışı yapmasını istemiyorsak biz de aynı şeyleri yapmalıyız değil mi sevgili çocuklar? İzinsiz hiç kimsenin eşyası alınmamalı, çantası açılmamalıdır. Taraflı davranması ve haksızlık yapması. Bunu yapan bir arkadaşımızla uzun süreli bir arkadaşlık kurmamak istemeyiz. Taraflı davranması, onun haksızlık yapması bizim üzülmemize neden olur. Farklılıklarımızla alay edilmesinden de hoşlanmayız.
Çünkü her insan, her birey farklıdır, farklılıklarımızın olduğunu da farkındayız. Ama bunlarla alay etmek olumsuz davranışlardandır. Karşımızdakinin üzülmesine sebep olur. Sözünü tutmaması, bu hiç de güven vermez. Arkadaşımızın sözünü tutması çok önemlidir. Güven vermesi bizim için dostluk kurmamızda çok etkili olur. Sorumluluklarını yerine getirmemesi. Evet, bu da olumsuz bir davranıştır. Oyunda mızıkçılık yapan arkadaşlarımızı da oynamak istemeyiz. Bir sonraki oyunda onu oyuna katmak istemeyiz. Çünkü mızıkçılık yapması oyunumuzun eğlencesini bozar. Biz de o zaman oyunlarda mızıkçılık yapmamaya çalışmalıyız sevgili çocuklar. Yalan söylemesi en kötü davranıştır diyebilirim. İnsanlar hiçbir konuda, hiçbir ortamda, hiçbir sebeple yalan söylememeli. Yalan söylemek o güveni sarsar çocuklar. İnsanların size güvenmemesi en kötü özellik olarak yansır. Kavgacı olması da istenmeyen bir davranıştır. Kavgacı olmak olumsuz davranışlardandır ve çevremizi de etkiler. Saygılı olmaması bizi üzer. Bu davranışları karşısında arkadaşlarımıza olan güvenimiz sarsılır. Arkadaşlarımızın sergilediği olumsuz davranışlar bizi olumsuz yönde etkileyebilir. Biz de hep olumlu davranışlar sergilemeye çalışalım, değil mi? Yaptığımız hatalardan ve yanlış davranışlardan dolayı ilgili kişilerden özür dileyelim. Etkinlikler ile konumuza devam edelim. Doğru davranışların başına D, yanlış davranışların başına Y yazınız. Arkadaşım bana dürüst davranır. Bu doğru bir davranıştır. Arkadaşım verdiği sözü tutmaz. Yanlış bir davranıştır, değil mi sevgili çocuklar? Arkadaşım eşyalarımı izin almadan kullanır. Evet, bu da yanlış bir davranıştır. Arkadaşım hata yaptığında özür diler. Evet, bu da doğru bir davranıştır. Arkadaşım bana kaba davranır. İstenmeyen olumsuz bir davranıştır, yanlıştır. Arkadaşım sorumluluklarını zamanında yerine getirir. Bu da olumlu bir davranıştır ve doğrudur. Arkadaşım oyunda hep mızıkçılık yapar. İstenmeyen olumsuz, yanlış bir davranıştır sevgili çocuklar. Arkadaşım farklı düşüncelerime saygı duyar. Doğru bir davranıştır. Aşağıdaki davranışlardan hangisi arkadaşlarımız tarafından yapıldığında bizi üzer? Hoşgörülü olması, bu bizi üzmeyen. Hoşgörülü davranış, olumlu bir davranıştır. İnsanlara mutluluk verir. Güler yüzlü olması da insanlara olumlu duygular kazandırır. Kıskanç olması, evet, biz bunu, kıskanç olan insanlar bizi üzer. C olarak işaretleyelim sevgili çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızın olumsuz davranışlarına örnek olarak verilebilir? Arkadaşlarımızın bize günaydın demesi, sınıfa girdiğimizde bize günaydın denilmesi ne kadar çok hoşumuza gider ve bunu her gördüğümüzde biz okulda yaparız, değil mi sevgili çocuklar? Arkadaşlarımızın bizi oyuna dahil etmemesi, bu bizi üzer, olumsuz bir davranıştır. Arkadaşlarımızın bize hediye alması, evet, bu da bizi mutlu eder. O zaman cevabımız B olarak işaretlenmeliydi. Aşağıdaki davranışlardan hangisi arkadaşlarımızın bizden olumlu etkilenmesini sağlar? Saygılı olmak, evet, bizden olumlu etkilenir. Kaba davranmak, hoşgörüsüz olmak, bizden olumsuz etkilenir arkadaşlar bu davranışları gösterdiğimizde. Saygılı olmayı işaretleyelim. A olarak. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızın
olumsuz davranışlarından biridir. Özür dilemek olumlu davranıştır, dürüst olmak olumlu davranıştır. Alay etmek olumsuz davranıştır sevgili çocuklar ve C olarak da cevabımızı işaretleyelim. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerinde olması gereken unsurlardan biri değildir? Olumsuz cümledir, dikkat edelim. Sözünü tutmamak, güvenilir olmak, nazik olmak. Olması gereken davranışlar nazik olmak, güvenilir olmaktır. Olmaması gereken sözünü tutmamak. Cevap A olmalıydı sevgili çocuklar. Bugünkü dersimi burada tamamlıyorum. Arkadaşlarım bizim için ne kadar değerli olduğunu, oyun zamanlarımızı onunla geçirmekten ne kadar hoşnut olduğumuzu biliyoruz. O halde arkadaşlık ilişkilerine önem vermeli, nezaket ve saygı kurallarına uymalıyız. Hepinizin derslerinde başarılar diliyorum sevgili çocuklar. Hoşça kalın.